Ormanlarda genellikle avlanma ve öldürme işlerini dişiler yapsa da, erkek aslan ormanın kralıdır. Çoğu tür, kral aslana haklı olarak boyun eğdiği için yerini bilse de, bazıları daha cesurdur. Bunları genellikle, büyüklüklerini, zehirlerini hatta mızraklarını kullanarak yapmaktadır. Aslanlar ne kadar hızlı ve güçlü olursa olsun, vahşi doğada onlara üstün gelen birçok hayvan da vardır. Ve aslanların teknik olarak doğal yırtıcıları olmamasına rağmen, sayı üstünlüğünden yararlanarak, genç, yaşlı ya da hastaları hedef alıp, bir aslanı alt edip ziyafet çekecek çok sayıda hayvan vardır. İşte aslanları öldürebilecek 10 hayvan. Nil timsahları. Dünyanın en büyük ikinci sürüngenleri olan Nil timsahları da, aslanlar gibi yırtıcıdır. Hiçbir hayvan, yetişkin bir Nil timsahına saldırıda bulunamaz. Sadece küçük ve savunmasız olduklarında saldırı yapabilmektedirler. İnsanlar da, yanlarına yaklaşmada tereddüt ederler. Dolayısıyla, aslanları alt edebilmeleri de şaşırtıcı değildir. Aslında, Nil timsahlarından aslanlara çok sayıda saldırı da kaydedilmiştir. Bunlar genellikle, aslanların su birikintisinden su içerken, su kuyusu kenarında avlarını yerken, yalnız ve çaresiz olduklarında timsahlar tarafından pusuya düşürülmektedirler. Bu yüzden şu soru akla gelmiştir. Aslanlar gerçekten de tepedeki yırtıcılar mıdır? Çoğu ekolojist, aslanların hala zirvede olduğunu söylese de, Nil timsahlarının da aslanları yediği, her bağlamda etkileyici olan bir gerçektir. Kara mambalar. Afrika'daki en korkunç yılan olarak kabul edilen, kara mambaları duymuşsunuzdur. Kral kobradan sonra en büyük ikinci zehirli yılandır. Zehiri hem etki gücü, hem de etki hızı açısından kobranınkinden daha iyidir. Bu durum, aslanların bile mambalardan korkmasına neden olmuştur. Kara mambaların aslanları öldürdüğüne dair de, çok sayıda kaydedilmiş vaka vardır. Yılanlar barışçıl olsalar da, yalnızca kendilerini tehdit altında hissettiklerinde saldırırlar. Aynı şekilde aslanlar da, yılanlara karışmamayı bilirler. Ancak, bu durum her zaman böyle olmayabilmektedir. Sırtlanlar. Ünlerinin korkak leş yiyiciler olması nedeniyle, çoğu zaman vahşi yırtıcılar olarak görülmezler. Bir sürü halinde çalıştıklarında, aslanları bile öldürebilmektedirler. Tek başına olduklarında ise, aslanın sırtlanı yeneceği doğrudur. Tek bir sırtlanın, aslana saldırmayacağı da doğrudur. Genellikle, sırtlanların aslanın avını çaldıklarında karşı karşıya gelirler. Sırtlanlar çoğunlukla bu durumlarda galip gelirler. Özellikle en saldırgan türü olan, benekli sırtlanlar tehlikeli olabilmektedir. Kısacası, sırtlanlar aslanları, sayılarıyla ve saldırganlıklarıyla ezebilmektedir. Gergedanlar. Genellikle büyük, hareketsiz hedefler olarak, su etrafında tembellik yaptıkları için, oradaki en kolay avlanma hedefleri olarak görülebilmektedir. Böyle olmalarına rağmen, doğal yırtıcıları yoktur. Aslanlar ve habitatlarındaki en iyi yırtıcıların tümü, onlardan korkmaktadır. Aslanların kabaca 5 katı ağırlığa ek olarak, gergedanlar da son derece bölgelerini koruyan canlılardır. Aslanlardan korkan timsahların, mambaların ve sırtlanların aksine, birçok gergedan, aslanlar tarafından bölgelerine saldırı olursa, yüzleşerek bölgelerini korurlar. Kaplanlar. Aslanlar ve kaplanlar arasında iki istisna dışında, neredeyse hiçbir habitat çakışması yoktur. Birincisi, habitatları yakın geçmişte önemli ölçüde örtüşüyordu. Ancak insanlar tarafından yapılan aşırı avlanma, habitat aralıklarını büyük ölçüde artırdı. İkincisi, Hindistan'ın Gir Ormanı'nda küçük de olsa bir örtüşme vardır. İki tür oldukça ayrı kalsa da, iki kedi de burada yaşamaktadır. Birlikte geçirdikleri uzun geçmişlerinde, iki kedi birçok kez karşı karşıya gelmiştir.
Görüşler karışık olsa da, genel fikir birliği, aslanlardan daha büyük ve daha güçlü olan kaplanların, öne çıkma olasılığının daha yüksek olduğudur. Filler. Yaşayan en büyük kara hayvanı olan fillerin, aslanları alt edebilmesi şaşırtıcı değildir. Büyüklüklerinden dolayı, yırtıcı düşmanları hiç yok denecek kadar azdır. Sadece en genç ve en hasta filler, yırtıcı hayvanlardan korkarlar. O zaman bile çoğu yırtıcının tercih edeceği bir av değildirler. Karşı karşıya geldiklerinde, aslanlar ve filler arasındaki sürtüşmeler, saatlerce sürdüğü kaydedilmiştir. Bu duruma da neden olan olay, yavru filleri hedef alan aslanlarla olan anlaşmazlıklardır. Ancak çoğu zaman yaralı şekilde, geri çekilen aslanlar olmuştur. Yalnızca 30 kadar aslan ile bir tane fil karşılaşmalarında, kazanan aslan olmuştur. Afrika mandası. Afrika vahşi yaşamı düşünüldüğünde, gergedan, fil, su aygırı ve zürafa kadar ünlü olmayan Afrika mandası, büyük, güçlü ve olabildiğince acımasızdır. Bu nedenle, aslanlar sürüler halinde yaklaşır. Gergedanlardan ortalama olarak daha ağır, daha uzun ve aynı boyda olabilmektedir. Buna ek olarak, bölgesel ve genellikle saldırgandırlar. Kanada Doğa Müzesi Afrika mandası için, diğer Afrika hayvanlarından çok daha fazla sayıda, büyük hayvan avcısını öldürdüğünü söylemektedir. İnsanlar dışında, Afrika mandalarının az sayıda avcı düşmanları vardır. Ve kendilerine aslanlara karşı savunma yeteneğine sahiplerdir. Su aygırları. Afrika'da çok fazla insanı öldüren tek hayvan su aygırıdır. ABC News makalesinin başlığı ise şöyledir. Nijer'in başkenti Niamey yakınlarındaki bir teknede, su aygırı saldırısında, 12'si çocuk 13 kişi öldürüldü. Su aygırı tekneyi ters çevirdi ve 13 yolcusunu birer birer öldürmüştür. Bu saldırganlıklarından dolayı, Afrika'daki en saldırgan hayvan olarak kabul edilir. Avlanmasalar da, bölgelerindeki herhangi bir yırtıcıyı kaba kuvvetle yerinden ettikleri de yaygın olarak bilinir. Boz ayılar. Bu vahşi hayvanların birbirleriyle karşılaşmaları oldukça zayıftır. Ayının aslanı öldürüp öldüremeyeceğini belirlemeden önce, göz önünde bulundurmamız gereken birkaç şey vardır. Yetişkin ayının ısırma kuvveti 680 kilograma kadar ulaşabilirken, yetişkin aslanın ısırma kuvveti sadece 181 kilogram civarındadır. Bir aslan, kendisinden çok daha büyük olan bir avı alt edebilirken, bir ayı, geyikten daha büyük olan herhangi bir şeyle mücadele etmez. Teoride boz ayı aslanı öldürebilirken, ancak gerçekte pek olası değildir. Aslanlar, ayılardan çok daha hızlı, çevik ve ciddi hasar verebilecek keskin pençeleriyle dişlere sahiptir. Ek olarak, aslanlar genellikle avı alt etmek için birlikte çalışırken, ayılar ise yalnız avcılardır. Bununla birlikte, aslanları öldüren ayı vakaları da olmuştur. Örneğin, 2009 yılında bir ayı, Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı yakınında bir dişi aslanı öldürmüştür. Kirpiler. Bu size şaşırtıcı gelebilir ama, tek bir kirpi aslanı alt edebilmektedir. Kirpiler saldırgan bir hayvan değildir. Ancak, kışkırtıldıklarında kendilerini yırtıcılardan korumak için saldırırlar. Genellikle tecrübesiz aslanlar, kendileri için ne kadar tehlikeli olduğunu bilmeden bir kirpiye saldırabilmektedir. Kirpilerin sadece aslanları değil, leoparları da öldürdüğü bilinen, çok tehlikeli bir savunma mekanizması vardır. Kendilerini tehdit altında hissettiklerinde, oklarını savunma pozisyonuna alır. Bu okların herhangi bir aslana batması, ona büyük acı verir. Hatta ölümüne de neden olabilmektedir. Sonuç olarak bir kirpinin, 17 aslandan oluşan gruba karşı geldiği de bilinmektedir.